Merhaba arkadaşlar. Bugün ışığın kırılması videosuyla tekrar merhaba diyorum sizlere. Şimdi ilk ışığın kırılması ile ilgili temel kavramlar ve soru çözümü yapacağız. Daha sonraki videolarda ise aşamalandıracağız. Şimdi ilk olarak ışık neden kırılır? Onu bir öğrenelim, irdeleyelim. Şimdi normalde günlük hayatta bir çay bardağın içerisine bir çay kaşığını koyduğunuzda şöyle tepeden baktığınızda çay kaşığını bütün olarak değil kırılmış olarak görürsünüz değil mi? Ya da yazın bir tekne gezisine çıktığınız zaman böyle tekneden denizin dibine doğru baktığınızda sanki böyle elinizi uzatsanız denizi dibini değecekmişsiniz gibi gelir ama oradan biri der ki işte şu kadar bilmem kaç metre derinliktedir der. Bunların hepsi aslında gözümüzün bize oynadığı oyunlar yani ışığın kırılmasından dolayı gerçekleşir. İşte burada da demişiz ki şurada görselde gösterdiğimiz gibi yine bakın pipet nasıl gözüküyor arkadaşlar burada? Tam değil kırılmış gibi gözüküyor. Pipetin suda olan kısmından gözümüze gelen ışınlar sudan havaya kırılarak geçer. Bu nedenle pipet suyun içinde kırılmış gibi görünür. Işığın ortam değiştirdiğinde kırılmasının sebebi bakın burası önemli. Işığın farklı ortamlarda farklı hızlarla ilerlemesidir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ışık hızı sabit değil miydi? Evet ışık hızı sabit fakat ortam değiştiren ışığın hızının ortalama süreti değişir. Çünkü yol aynı o ortamdaki çıkış süresi farklı olacağı için ortalama hızı da değişmiş olur. Mesela burada örnekleri var boşluktaki hızı 300 milyon metre bölü saniye havadaki 299 milyon. Metre bölü saniye, sudaki hızı 225 milyon metre bölü saniye, camdaki hızı ise 200 milyon metre bölü saniye imiş. Peki ışığın hızı ne zaman değişir? Ortamların yoğunluğu arttıkça ışığın bu ortamlardaki hızı da azalır. Aslında şöyle düşünebilirsiniz bakın şurayı şöyle işaretledik. Hani normal az yoğun bir ortamda yani sürtünmenin az olduğu bir ortamda araç ne yapar? Daha hızlı gider. Sürtünme arttıkça aracın hızı ne yapar? Azalır. O zaman yoğunluğu da böyle bağdaştırırsak yoğunluk arttıkça o zaman biz daha zorlanacağız. Hani sürtünme arttı gibi düşünürsek ışığı da bu şekilde yorumladığımızda demek ki yoğunluk arttıkça ışığın bu ortamdaki ortalama süreti ne yapacakmış? Azalacakmış. Şimdi şuradaki örneğimize bakacak olursak hemen ne demişiz? Hava, cam, hava. Şimdi hava bize ne olduğunu söylemez ama hava her zaman az yoğun ortamdır. Havanın dışında hangi ortamı verirlerse versinler bunların hepsi ne olacak? Çok yoğun ortam olacak. Şimdi havadan nereye geçti? Cama. Çok yoğun ortam. O zaman hızımız ne olacak? Ortalama süretimiz aslında daha doğru kelime olur. Azalacak. Daha sonra tekrar havaya yani çoktan aza az yoğun ortamda da hızı ne yapıyordu ortalama süreti artıyordu. O halde ışık saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama 90 derece dışında bir açı ile gönderildiğinde doğrultu değiştirmesine biz ne diyeceğiz? Işığın kırılması diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tanımımızı gösterecek olursak. Şimdi bakınız şöyle ayırıcı yüzeyimizi çizdik. Burası ayırıcı yüzey değil mi? A ortamı, B ortamı ikisi de farklı ortamlar. Şimdi ne yaptık? Bakın şöyle ışını gönderdik. Bu bizim için nedir? Gelen ışın. Gelen ışından yüzeyin şöyle bir dikme çizdiğimizde şu çizdiğimiz ne oldu arkadaşlar? Yüzeyin normali. Aslında ortamlar aynı olsaydı bu ışık kırılmadan ne yapacaktı? Bakın böyle dümdüz gidecekti. Fakat ne yaptı? Doğrultu değiştirdi. İşte Işığın bu şekilde doğrultu değiştirmesine biz ışığın kırılması diyoruz. Şimdi şu o zaman bizim için ne olacak? Kırılan ışın olacak. İşte yüzeyin normali ile gelen arasındaki şu açı bakın şurası yeşille taradığım alfa gelme açısı. Yine şurada kırılan ışınla yüzeyin normali arasındaki şu açı beta dersek bu kırılma açısı. Şimdi başka bir renk seçiyorum hemen. Şöyle bakalım. Geçen şu rengi beğenmiştim. Evet. Şimdi normalde böyle gidecek. Nasıl gitti? Bakın şöyle. Şu da bizim neyimiz olacak? Sapma açımız olacak. Şimdi bunları söyledik. Belirledikten sonra ışığın boşluktaki hızı C ile gösteriyorduk. Doğru mu? Herhangi bir saydam ortamdaki hızına da V dersek eğer bu C bölü V oranı bize
ortamın kırıcılık indisini verir. Şimdi biraz sonra diyeceğiz ki A ortamı, B ortamı. Bu ortamların işte biri hava, biri cam olacak. Ne değişecek? Bu ortamların kırıcılık indisi. Peki biz işte bu ortamların kırıcılık indisini nasıl buluyormuşuz? Işığın boşluktaki hızının, ışığın saydam ortamdaki hızına oranı bize kırıcılık indisini veriyormuş ve biz kırıcılık indisini N harfiyle gösteriyoruz. Saydam ortamlardan kastımız hava, su ve ne olacak? Cam olacak. Peki ışık bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçiyorsa kırıcılık indisi nasıl tanımlanır diyor. Şimdi bakalım nasıl tanımlayacağız. Önce ışığımız A ortamından gelmiş B ortamına geçiyor. Şimdi demiştik ki A ortamının kırıcılık indisini bulmak için ışığın boşluktaki hızı çarpı o ortamdaki hızıydı. Pardon bölüm. Şimdi o zaman yazalım. NA ışığın hızı A ortamındaki hızı. B ortamının mutlak kırıcılık indisini bulmak istiyorsak bu sefer ışık hızı yine ve bu sefer ışığın B ortamındaki hızı. Şimdi bunları NA'yı ve NB'yi bulduk. Ne yapalım? NA bölü NB'yi yazalım şimdi. NA yerine ne dedik? C bölü VA. NB yerine ne dedik? C bölü VB. Şimdi C bölü VA birinci aynen kaldı. Bölmeyi çarpmaya çevirdim. VB bölü C dedik. Ne geldi bakın buradan? VB bölü VA, NA bölü NB. Şimdi bakınız buradan diyoruz ki bulduğumuz bu oran NA bölü NB oranına A ortamının B ortamına göre bağıl kırıcılık indisi diyormuşuz. Yani NA bölü NB oranımız A ortamının B ortamına göre bağıl kırıcılık indisi. Demek ki A'nın B'ye göre bağıl kırıcılık indisini bulunuz dediğinde bizden istediği NA bölü NB'ymiş. Burada da gördüğümüz gibi indisle hız nasıl orantılı arkadaşlar? Ters orantılı olarak da buradan bulmuş olduk. Şimdi o zaman bağıl kırıcılık indisi dediğimiz şey şöyle yapabiliriz. Hemen tanım şeklinde verelim. Işığın bir saydam ortamdaki hızının başka bir saydam ortamdaki hızına oranı dedik, geçti gitti. Şimdi normal yine tanımlarımıza biraz önce açılarımızdan bahsetmiştik. Tekrar şurayı bir toparlayıp kırılma kanunlarından bahsedelim. Şimdi şu neydi bizim için bakınız? Gelen ışın. Şimdi burası çok önemli. Bakın bu atlanıyor. Atlandığı için de bazen soru bankalarındaki sorular da dikkatimizden kaçabiliyor. Eğer ki bir ışık bir ortamdan gelip diğer ortama geçerken kırılma varsa kırılmayla birlikte yansıma da olmak zorunda. Yani yansımasız kırılma asla olmaz diyoruz. Hemen onu şuraya yazıyorum bakın. Yansımasız kırılma asla olmaz. Kırılma varsa muhakkak yansıma da olmak zorunda ama yansıma da kırılma olmak zorunda değil. Bakın burası çok önemli, buraya dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelen ışın, yansıyan ışın değil mi bakın? Bu gelen ışının bir kısmı yansırken bir kısmı ne yaptı? Kırıldı. R dediğimiz şey şuradaki açı neydi zaten? Kırılma açısı. Şurada sigma dediğimiz yer sapma açısı. Gelen ışının hızına V1, yansıyan ışının hızına V2, kırılan ışının hızına da ne dedik? V3 dedik. Birazdan bunların hepsini ne yapacağız? Tek tek yorumlayacağız. Kırılma kanunlarında birinci kırılma kanunu aynı yansıma kanunu gibi zaten. Gelen ışın, kırılan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir. Bu aynı. Işınlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken yüzeyin normaline yaklaşarak kırılırlar. Bu kırılma kanunlarını aynen bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi şuraya gösterecek olursak, şimdi bakınız ne dedik? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken. Şimdi gönderdim gelen ışığın, yüzeyin normalini çizdim. Ortamlar aynı olsaydı böyle gidecekti. Şimdi ne dedik bakın? Azdan çoka geçerken yüzeyin normaline yaklaşır. Yüzeyin normali şu. O zaman ne oldu bakın? Bu tarafa doğru yaklaşmış oldu. Şimdi bu tanımı aklınızda tutamayabilirsiniz ama şöyle bir kolaylık olsun size. Şimdi bakın şöyle onu da sarı renkle göstereyim. Işık böyle geldi, ortamlar aynı olsaydı böyle gidecekti ya bakın iki olasılığı var. Ya şu sarıyla çizdiğim gibi gidecek ya bu kırmızıyla çizdiğim gibi gidecek.
eğilimimiz her zaman çoka doğru. Yani günlük hayatta da öyle değil mi? İnsan o zaten azla hiçbir zaman yetinemez değil mi? Hep daha fazlasını ister. Işık da böyle. Hep daha fazlasını istiyor. O zaman hep nereye doğru gitmek isteyecek? Çok yoğuna doğru. Şimdi bakın iki tane alternatifimiz vardı. Bir ve iki. Ya bir yolunu seçebilir ya iki yolunu. E biri seçerse kime doğru gidiyor? Bakın aza doğru. Olmaz. Bizim eğilimimiz nereye doğru? Hep çoka doğru. Tamam, bu şekilde de kodlayabilirsiniz ama bu cümleyi bilmek zorundasınız çünkü bu cümlenin aynısını ÖSYM soruyor. Azdan çoka geçerken yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır dedik. Peki ışık ışınları çoktan aza geçerken ne olacak? Şimdi bakın öğrettiğim yönteme göre aslında yorumlayabilirsiniz. Hemen bir yorumlayalım. Kalemi seçtik mi? Evet, şöyle. Şimdi nereden nereye geçiyoruz bakın. Çok yoğundan az yoğuna. Işığı gönderdim. Yüzeyin normalini çizdim. Aslında böyle gidecekti. Şimdi neyimiz var? İki yolumuz var seçmemiz gereken. Ya bu ya bu. Ne dedik? Her zaman kime doğru gitmek istiyoruz? Çok yoğuna doğru. E o zaman bakın bunu seçersek aza gider. Bunu seçersek çoka gidiyor. Demek ki ne oldu bakın? Bu şekilde kırıldı. Peki bunu yine öyle bilimsel bir tanımla tanımlayacak olursak yüzeyin normalinden ne yaptı bakın? Uzaklaştı. Demek ki ışık ışınları çok yoğundan az yoğun ortama geçerken yüzeyin normalinden uzaklaşırlar. Çoğu diye de kodlayabiliyoruz. Çoktan aza uzaklaşır. Çoğu da aklınızda kalabilir. Bunlar ezberleme teknikleri. Işığın bulunduğu ortamdaki hızı ortamın kırılma indisiyle ters orantılı. Zaten biz az önce bunu söylemiştik değil mi? İndisle kırıcılıkla hız ters orantılıydı. Aynı ortamdan yansıyan ışınların gelen ışığın hızı aynı olur. Yani şuraya bakalım. Yukarıdaki şu görsele bakıyorum. Gelenle bakın yansıyan aynı ortamda ve ortam aynıysa hızları aynıdır. V1, V2. Şimdi çoktan azdan. Ne demiştik? Nerede daha hızlı hareket ediyorduk? Az yoğunda daha hızlı hareket ediyorduk. O zaman V3'teki hızımız daha hızlı olacak. V3 büyük, V1 eşit, V2 olacak. Şimdi gelme açısı diğer bir kanunda, kanun demeyelim artık özellikler diyelim. Gelme açısı büyüdüğünde kırılma açısı da büyür. Bunu hep size kodlattırıyordum zaten. Gelme açısı arttıkça kırılma açısı da artar. Gelen ışın, şimdi bakınız gelen ışın ok yönünde döndüğünde kırılan ışın da yine aynı ok yönünde ne yapacak? Hareket edecek diyoruz. Şimdi bakalım. Kırılma özelliklerinde yüzeye dik gelen ışın kırılmadan yoluna devam eder. Şimdi bakın N1, N2 ortamların kırıcılıkları farklı fakat biz buraya nasıl geldik? Dik geldik. Dik geldiyse dik gidecek değil mi? O yüzden şimdi bu bir kesinlikle sorusu ise biz bu ışına bakarak dik geldiği için bakın dik işareti var. Bunu kontrol edin, dik olması önemli. N1 ve N2 hakkında asla yorum yapamayız değil mi? N1 N2'den büyük olabilir. Eğer ki N1 N2'den büyükse hız ters orantılıydı bakın. V1 V2'den küçük olacak. Şöyle V1 şuradaki hızına da V2 dersek. Tam tersi N1 N2'den küçük olabilir. Çünkü dik geldiği için ortamlar hakkında asla yorum yapamıyoruz. Eğer ki kırıcılıkla da hız ters orantılıydı. N1 küçükse bu sefer V1 de daha hızlı olacak. N1 eşit N2 ise ortamlar eşitse hızlar da birbirine eşittir. Ama bakınız şöyle verdi. Ve şöyle bakın bir işaret var. Hiçbir şekilde ne olmamış bakın dik işareti yok, kırılma sapma yok. O zaman ben buradan N1 ve N2 ortam için ne derim? Kesinlikle birbirine eşittir derim. Şimdi sinel bağıntısını tanımlayacak olursak. Şimdi sinel bağıntısını tanımlıyorum. Kırılmanın kanunlarının ve özelliklerinin içinde olduğu için. Ama sinel bağıntısından müfredatla bize işlem sorusu soramazlar. Şimdi bakalım yapılan deneysel sonuçlara göre demiş, ışığın herhangi bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken gelme açısının sinüsünün, kırılma açısının sinüsüne oranı daima sabittir. Ve buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Sinel bağıntısı diyormuşuz. Şimdi sinel bağıntısını matematiksel olarak gösterelim ama ne dedim? Matematiksel işlemlere müfredatta girilmeyecek dedik. Şimdi ne dedik? Birinci ortamın kırıcılık indisi işte mesela şuradan yazalım N1 çarpı
Şuradaki gelme açısının sinüsü eşittir. İkinci ortamın kırıcılık indisi, buradaki kırılma açısı da R. Şimdi N1 bölü N2 eşittir. O zaman ne oldu? Bakınız N1 bölü N2 sin R bölü sin I, o da eşittir. Hız da zaten neydi arkadaşlar? Ters orantılı idi, değil mi? O zaman ne olacak? V2 bölü V1. Bakın iki versiyonu da yazmış olduk. İkisi de aynı. Hiçbir şey farklı değil. Şimdi hemen örnek bir sorumuza bakalım. Demiş ki ışık ışınının saydam XY ortamlarında izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre alfa büyük beta olduğundan yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakın normalde böyle gidecekmiş, değil mi? Bakın şöyle gidecekmiş, bu tarafa doğru yaklaşmış. Yani her zaman çoka doğru yaklaşıyorduk, değil mi? Y ortamı çok yoğun, burası az yoğun oldu. Şöyle de diyebiliriz, yüzeyin normaline nasıl kırıldı bakın, yaklaşarak. Zaten ne demiştik, hemen yazıyorum alışana kadar. Azdan çoka geçerken yüzeyin normaline yaklaşarak kırılıyordu. Tamamdır. Şimdi diyor ki I ışınının Y ortamındaki hızı X'ten küçüktür. Evet. Kırıcılıkla ters orantılıydı. Burası çok yoğun olduğu için hızımız daha küçük olacak. Y ortamının kırıcılık indisi X'inkinden büyüktür diyor. Y ortamının kırıcılık indisi, evet Y'ye zaten çok yoğun dedim. Y ortamının kırıcılık indisi artarsa beta açısı da artar. Şimdi bakınız Y ortamının kırıcılık indisi artarsa. Şimdi sinel bağıntısına göre Nx çarpı sin alfa eşittir ny çarpı sin beta. Şimdi buraları değiştirmedik. Burası sabit. Doğru mu? O zaman ny ortamının kırıcılık indisi artarsa buranın ne olması gerekiyor? Azalması gerekiyor. O zaman doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Devam edelim. Tek renkli ışık ışınının KLM saydam ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre ortamların kırılma indisleri arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi bakın şanslıyız ki bize burada yüzeyin normalini göstermiş, değil mi? Şimdi normalde böyle gidecekti arkadaş, bu tarafa doğru. Yani yüzeyin normalinden uzaklaşmış. Biz ne zaman yüzeyin normalinden uzaklaşıyorduk? Çoğu demiştik, değil mi? Bakın çoktan aza uzaklaşır. Demek ki burası çok, burası az. Ya da diğer bir yöntem neydi bakın? Ne tarafa doğru? Her zaman eğilimimiz çoka doğruydu. Buradan K büyüktür L olarak bulduk. Şimdi diğer parçayı inceleyelim. Diğer kısımda ise yine yüzeyin normalini vermiş. Bakın normalde yeşille çizdiğim gibi gidecekti. Yine ne yapmış? Bu şekilde gitmiş. Kime doğru? L'ye doğru bakın eğilime. Yani yüzeyin normalinden uzaklaşmış. Demek ki L büyük M. Bunların ikisini birleştirirsek K, L, M. Ortamların kırıcılıklarını yorumladık. Peki ışığın bu ortamlardaki hızını sorsaydı. Ben şu an nelerini kıyasladım? Kırıcılıklarını kıyaslamış oldum, değil mi? Hız neydi? Kırıcılıkla ters orantılıydı. O zaman demek ki biz M ortamında daha hızlı, sonra L, sonra K ortamı olarak da hızını sormuş olsaydık bu şekilde cevaplayacaktık. Devam edelim sıradaki soruda. Zaten bakın şimdi ne yapmışız? Hızlarını yorumlamışız. Şimdi önce ortamların kırıcılıklarını ne yapmamız lazım? Göstermemiz lazım. Gösterelim. Yüzeyin normalini vermiş. Bakın normalde böyle yeşille çizdiğim gibi gidecekti. Bu tarafa doğru. Yüzeyin normalinden uzaklaşmış. Çoğu çoktan aza uzaklaşır. Demek ki K L'den daha yoğunmuş. Şimdi aynı şekilde buraya bakalım. Yüzeyin normali yeşille çizdiğim gibi gidecekti. Yine yüzeyin normalinden uzaklaşmış. Demek ki burası da çoktan aza. Yani L büyük M. Bu ikisini birleştirdiğimde ortamların kırıcılıkları arasında NK, NL, NM. Tabii arka destek ekibimiz de bazen böyle dikkatimi dağıtmıyor değil ama devam edelim. Hızla kırıcılık ters orantılıydı. Şimdi o zaman bu indisleri sıraladıysak şöyle yapalım. VM, VL ve VK diye hızlarımızı
sıralamış olduk. Bakalım sırada hangi soru bizi bekliyor? N1, N2 ve N3 hakkında ne söylenebilir demiş. N1, bakalım şimdi normalde böyle gidecekti. Bu şekilde bakın yüzeyin normaline yaklaşmış. Azdan çoka geçerken yüzeyin normaline ne yapıyordu? Yaklaşıyordu. Demek ki azdan çoka dedik. N2 büyüktür N1. Şimdi buraya bakalım. Burada da ne olmuş bakın. Yine azdan çoka geçmişiz. N3 büyük N1. İşler karıştı. N2 ve N3'e nasıl karar vereceğiz? N2 ve N3'e karar verirken arkadaşlar şurada kırılma açılarımız var ya. Kırılma açısı ile hatırlarsanız sinel bantında açıyla indis de ters orantılıydı. Kırılma açısıyla indis ters orantılı. Yani bakınız kırılma açısı küçükse daha kırıcı olacak. Şimdi N3'ün kırılma açısına bakıyorum 25. N2'nin kırılma açısına bakıyorum 30. O zaman kim daha kırıcıymış? N3, N2, N1 şeklinde devam ettik. Son sorumuzdayız. Son sorumuza bakalım şimdi. Işık kaynağından çıkan ışınlar X ortamından YZ ortamlarına gönderince şekildeki yolu izliyor. Buna göre ortamların kırıcılık indisleri demişim. Bakınız şuraya baktık hemen. Yüzeyin normalini çizdim. Normalde böyle gidecekti bakın. Ne yapmış buraya? Yüzeyin normaline yaklaşmış. Yani azdan çoka geçerken yüzeyin normaline yaklaşıyordu. Burası az yoğun, burası çok yoğun oldu. Şimdi aynı işlemleri kim için yapacağım? Bu taraf için. Şöyleyiz. Normalde nasıl gidecekti? Bakın kırmızıyla çizdiğim gibi. Değil mi? Bu sefer şu yüzeyin normali, yüzeyin normalinden uzaklaşmış. Çoktan aza uzaklaşıyordu. Demek ki burası çok yoğun, burası az yoğun oldu. Şimdi yazalım. Y büyük X. Şurası için yazacak olursak X büyük Z. Bunları birleştirdiğimizde Y, X, Z olarak tamamlamış olduk. Bakın kolay bir soru oldu bu da bizim için. Şimdi arkadaşlar temel kavramlar ve soru çözümlerini hallettik. Bir sonraki videomuzda da paralel ortamlar, küresel ortamlardan bahsedeceğiz.